Davutoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine yeni kabinesiyle girmek istedi. Davutoğlu'nun yeni ekibine köşkten çıkan onay sonrası gözler devir teslimlere çevrildi. Bakanlar koltuklarını tek tek yeni isimlere devretti. Ve küçük de bir kemalatçı. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Size her zaman... Yeni kabineye 4 yeni isim girdi. Bir bakansa yer değiştirdi. AK Parti hükümetlerinin tamamında kabinede kendine yer bulan Beşir Atalay koltuğu Yalçın Akdoğan'a devretti. Atalay kabine dışında kaldı ama Davutoğlu'nun yanından bir dakika ayrılmadı. Cuma namazına bile başbakanın aracıyla gitti. Hayırlı olsun bu ve ülkemiz için, partimiz için. Başarılar diliyorum Yalçın Bey kardeşime. Bayrak yarışında aynı ekipten olanlar, aynı takımdan olanlar bayrağı birbirine devrederler. Sessiz devrim diye adlandırılan büyük reform projelerini hayata geçirdiyse, büyük demokratikleşme hamlelerini hayata geçirdiyse bunun altında Beşir Atalay'ın imzası vardır. Bir koltuk değişimi de başbakan yardımcılığında yaşandı. Emrullah İşler 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası geldiği başbakan yardımcılığı görevini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a devretti. Kurtulmuş, Davutoğlu kabinesine parlamento dışından giren ikinci isim oldu. Herhangi mesaja gerek yok. Ben AK Parti'nin genel başkan yardımcısıyım. Gümrük ve Dış Ticaret Bakanlığı'nda devir teslimse 30 Ağustos sabahı yapılacak. Öncesinde Hayati Yazıcı bakanlık çalışanlarına veda etti. Türkiye'yi ticaretin en kolay yapıldığı ülkeyi seçeceğiz. Yeni kabine oluştu. Gözler artık 2015 seçimlerine çevrildi. Davutoğlu kabinesinde son değişiklik 2015 Haziran seçimlerinden 3 ay önce gerçekleşecek. Ulaştırma, Adalet ve İçişleri Bakanları anayasa gereği seçimden 3 ay önce koltuklarını başka isimlere devredecek.